Selam getirdim. Babam biz Osmaniye ve Adana'da yaşayan Çomoğullar olarak orada dedelerim Dalen deden göç ettikten sonra esnaflıkla uğraştı ve babam şu anda sanayicilik yapıyor. Babam Nuri Çomu 77-78 yaşında olmasına rağmen bugün burada olmayı çok istedi. Uçak biletini aldırdı. Sabahleyin 2 günlük bir grip sıkıntısı çekiyordu. Sabahleyin binene kadar da biletini iptal ettirmedik. Sizlerle olmayı çok istiyordu. Dolayısıyla özellikle onun selamını size getirdim. Sizin hepinize tek tek ferden selam getirmemi istedi. Çok selamı var, saygılar var. Bizim için burada olmak çok önemli. Çünkü burada gerçekten de sizler bir aradasınız. Kalabalıksınız. Ne mutlu sizlere. Adana'da biz de belli bir sayımız var. Burada amcam Erol Çomu Bey ve amca oğlum Musa Çomu Bey var burada. Ve Adana'da da hem devlet erkanında hem ticarette hem esnaflıkta sayılan, sevilen insanlarız. İnsanlar benim büyüklerim. Bizler bugün buraya geldik. Sizlerle bir arada olmaya geldik. Çünkü bizler Çomoğlu olmaktan gurur duyduk bugüne kadar. Hep geçmişimizi araştırdık, geleceğimizi daha iyi olsun diye uğraştık. Babamın söylediği, devamlı söylediği bir söz var. Oğlum otu çek köküne bak der. Ne demektir? Kökü sağlam olan bir insan kötü insan olmaz der. Şimdi Anadolu Çomoğullar Derneği adına Sayın Başkan Hikmet Çomu konuşmalar yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Danıştay Üyem, Sayın Kaymakamım, İlçe Başkanım, kıymetli muhtarlarım, Ankara Rize Dernekler Federasyonu Genel Başkanım, Kemerköy Başkanım, basınımızın güzide temsilcileri, Çomuoğlu ailesinin kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler. Çomuoğlu Derneğimiz tarafından düzenlenen iftar sofrasına hoş geldiniz diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazan ayının son günlerine girmiş bulunuyoruz. Bizi bu sofrada toplayan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. Sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyoruz. Bu vesileyle
bu ayda yapmış olduğumuz tüm hayır ve hasenatın kabul olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli misafirler, Çomoğlu Derneğimiz kurulduğundan bugüne tam 12 yıldır büyük bir aile olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, sevinçlerimizi paylaşmak, hayatın zorluklarına birlikte göğüs germek ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan akrabaları kaynaştırmayı hedeflemiştir. Derneğimiz, siz aile büyüklerimizin omuzlarında, yine siz değerli dostlarımızın desteğiyle büyüyerek, güçlenerek bugünlere geldi. İnanıyorum ki bundan sonraki çalışmalarımıza da desteğiniz ve katılımınız artarak devam edecektir. Uzaktan ve yakından sağlayacağınız bu destek bizim çalışma azmimizi arttıracak, daha verimli çalışmalara vesile olacaktır. Sayın Vekilimiz İsmail Safi Bey bizi sağ olsun her programımızda hiç yalnız bırakmadı. Geçen seneki programımızda da katılmıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Geçen sene kendisini anons ederken İstanbul milletvekili olarak nitelendirmiştim. Fakat kendisi bize daha da yakın olduğunu ifade etmek üzere beni Çayeli milletvekili olarak anons etseydi daha memnun olurdum demişti. Ben bu akşam biraz daha ileri gidiyorum ve şunu söyleyeyim. Benim rahmetli dedemin teyzesi, rahmetli teyzemiz Safiler'e evlidir. Ve ben inanıyorum ki bir Çomoğlu gelini gittiği sülaleyi kesinlikle Çomoğlu yapmıştır. Sayın vekilimiz biraz derinlemesine bir araştırma yaparsa kendisinin Safi bir Çomoğlu olduğunu görecek. Evet, Çomoğlu vekilimizi şayet isterlerse konuşmalar yapmak üzere mikrofona davet ediyor. Arz edelim. Esrarımız var ki biraz önce masada tanıştık bir kısmıyla. Diğer bir kısmıyla da Erzurum'dan gelenler, diğer yerlerden gelenlerle de geçen Ramazan tanışıyorduk. Gerçekten bu tanışmalardan da çok memnun olduk. Diğer yine tanışamadığımız Çomoğulları var. Hepsine bugün burada Çayeli'ne, Çomoğlu iftarına katıldıkları için teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Biraz önce masada konuştuk. Adana Çomoğlu Başkanı bana sordu. Siz de Çomoğlu musunuz diye. Ben de bir düşündüm tabii yani. Çünkü birincisi biraz önce arkadaşımız söyledi. Hem yengemiz var, başka evlilikler var. Bana söyledi, ben önce bir şaşırdım. Dedi ki hani beni tanırsın dedi. Bize dedi bir adam vermiştiniz. Hani kız almıştınız derler ya, öyle değil. Bir adam vermiştiniz bize diyor. Gerçekten de öyle. Çomoğullarıyla tabii biz burada Çayeli'nde yani çok yakınız. Ve yüzyıllardır bu topraklarda, bu ilçede hakikaten akrabalıklar oldu. Çok yakın dostluklar oldu. Bir de yani hakikaten ben diyelim Türkiye'nin bir başka yerinde bir yerde bir Çomoğlu'yla karşılaştığım zaman nasıl siz bir akrabanızla bir Çomoğlu'yla karşılaştığınız zaman nasıl sevinirseniz aynı şekilde biz de bir Çomoğlu'yla gerçekten karşılaşırsak çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Evet. Teşekkür ediyoruz dostlarımıza.
kırmızı gül demedim.